Bakalım nerede? Aa, merhaba. Merhaba. Ne tesadüf. Siz de mi buradasınız? Ben de ablama bakmıştım. Zeynep Hanım şimdi çıktı. Öyle mi? Kaçırdık anneni. Görüyor musun? Ya sakıncası yoksa ben bir lavaboya gidip geleceğim. Turna burada çok az kalabilir mi? Tabii tabii. Buyurun. Gel Turnacığım. Sen otur Ali abinin yanına. Ben hemen geliyorum, tamam? Turna, otursana. Turna. Senin adın Turna mı? Ben de Ali. Annenin arkadaşıyım. Ben bir teyzemin yanına gideceğim. Turna. Otursana. Sen okula gitmiyor musun? Bugün okulun yok mu senin? İkinci sınıftaydın değil mi? Peki niçin okulda değilsin? Şey, biz buraya yeni taşındık da. Ama okula gitmek yasal bir zorunluluk. Eğer polisler okula gitmediğini öğrenirlerse anneni tutuklayabilirler. Tabii birisi söylerse. Söylemeyelim değil mi? O zaman benim sorularımı doğru cevapla. Tamam. Annenin adı ne? Zeynep. Zeynep Güneş mi? Doğru mu söylüyorsun? Eğer doğru söylemezsen Allah baba çarpar biliyorsun. Doğru söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Tamam. Peki. Söyle bakalım o zaman. Bu abiyi tanıyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Peki. O zaman bu kadını tanıyor musun? Şimdi bu kadının Melek diye bir kızı var. Onu tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Melek kayıp. Ben onu çok merak ediyorum. Melek denize düşüp öldü. Pekala. Anladım. Sen şimdi annene bizim görüştüğümüzü söylersin, değil mi? Ona
tekrar görüşeceğimizi de söyle. Tamam mı? Kusura bakmayın, geciktim. Estağfurullah. Aslında ben de sıcak bir şeyler içsem oturabilir miyim? Tabii, buyurun. Bir kahve alabilir miyim? Turnacığım, nereye? Lavaboya mı gideceksin? Tamam, gelmemi ister misin? Tamam. İleride sağda. Siz neler yapıyorsunuz? Kusura bakmayın, ben de hesap isteyeceğim. Gitmem gerekiyor çünkü. Annem birazdan gelecek. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben sana bisküvi de getireyim. Turna. Turna dur. Turnacığım. Gel. Ben sizin tarafınızdayım. Taraf ne demek biliyor musun? Yani ben sizin yanınızdayım. Bana güven. Ben sana ve annene çok güveniyorum. Yalan söylesek bile mi? Yalan söyleseniz bile. Anneni seviyorsun değil mi? Seviyorum. Annen hayatta sevdiğin kaçıncı kişi? Ay kuzum. Tabii. Çocuklar en çok annelerini sever. Ben de seni ve anneni çok seviyorum. Benden korkma. Benden size bir zarar gelmez. Polise gitmeyecek misin yani? Abla, ne oluruz niye haber ver? Tamam, tamam Duru. Buldum ben onu. Tamam, merak etme. Çok sevindim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim abla. Neredeymiş? Ben de geleceğim hemen oraya. Tamam, hemen geliyorum. Turna. Anne. Canım. Annem. Ne yaptın sen? Aklım çıktı. Anne bak. Gidelim.
Sakar teyze bizim tarafımızdan olduğunu söyledi. Artık burada kalamayız. Gene mi otobüse bineceğiz? Özür dilerim bir tanem. Biliyorum odamızı çok sevdin. Anneanneni, Sakar teyzeyi çok sevdin ama kalamayız burada daha fazla. Bir saniye. Bizi unutun ne olur. Bizimle hiç tanışmadınız. Ben de yakalanırsam sizden hiç bahsetmeyeceğim. Bunun önemi yok. Ben sizi bırakamam. Mutlaka bir çaresi vardır. Yok. Yok işte. Hastalandı, hastaneye götüremiyorum. Okula yazdıramıyorum. Ailem şüphelenmeye başlayacak. Bir de bir gazeteci var. Bizi takip ediyor. Sürekli peşimizde. Burada kalmaya devam edersem ailemi de başını belaya sokarım. Ben bir çocuk kaçırdım. Onlar da suç ortaklık etmiş olur. Yapamam. Yapamam. Nereye kadar kaçacaksınız peki? Turna'nın okula gitmesi lazım. Her çocuk gibi bir düzene ihtiyacı var. Biz bunu sağlayabiliriz. Ben bunun bir çaresini bulabilirim. Abla. Turna. Teyzeciğim çok korktu. Niye gittin öyle? Durun. Hepimiz çok korktuk. Turna da öyle. Daha fazla uzatmayalım. Hadi siz eve gidin. Anne. Bir şey yok bir tane. Gelince konuşuruz tamam mı? Hadi teyzenle eve git. Akşam evde görüşürüz. Tamam. Turna'nın gerçek ismi Melek. Anne. Sen daha uyumadın mı? Seni bekledim. Ne oldu? Ben bugün o gazeteci abiyi gördüm. Bana bir sürü soru sordu. Ben ondan kaçtım. Anladım zaten. Ne sordu? Senin ismin ne? Dedi. Turna dedim. Annenin ismi ne dedi? Zeynep dedim. Aferin sana. Ama bana fotoğraf da gösterdi. Ne fotoğrafı? Onu. Engiz abinin fotoğrafını. Engiz abini tanıyor musun dedi. Hayır dedim. Sonra Melek'in annesini gösterdi. Tanıyor musun dedi. Tanımıyorum dedim. Melek sordu. Ben Melek boğuldu dedim. Özür dilerim ağzımdan kaçtı. Annene söyledi tekrar görüşeceğiz dedi. Merak etme sen. Ben hepsini halledeceğim tamam mı? Üzülme sen. Hepsini halledeceğim. Tamam mı? Hepsini halledeceğim. Bunlar çok güzel olmuş. Ha? Sevdin mi sen de? Çok yakışmış sana. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Banyoda yaptın mı? Duru teyzenle yapmak ister misin? Olur.
Al bakalım ballı ekmeğini. Teşekkür ederim anneanne. Afiyet olsun canım. Sana da süreyim mi Zeynep'ciğim? Seversin. Canım istemiyor bir şey. Ama kızım bütün gün aç açına mı çalışacaksın? İzinliyim bugün. Aa, iyi, güzel. O nasıl bir dergi ya, sürekli izinlisin. Oh ne güzel. Bugün anne kız günü. Aa, bu ne böyle? Eski gazete. Asiye, bu eski gazetenin ne işi var burada? Kapıya bırakılanların hepsini aldım Cahide Hanım. Bir yanlışlık oldu herhalde. İşte bunlar bugünkü. Görüyorum Asiye. Turna, doyduysan çıkalım mı? Nereye gidiyorsunuz? Bilmem. Parka falan gideriz belki. Ben şu gazeteleri de alayım o zaman. Hı. Turna oynarken okurum. Ama ben okuyacağım bunu ya. Sana yeniyi bırakıyorum. Ben eskiyi alayım bari. Çıkalım. Biz çıkıyoruz o zaman. Hadi. Afiyet görüşürüz. Olsun. Hoşça kal anneanne. Güle güle. Sakar teyzen arıyor. Alo. Bekle. Ne haber? Başladın mı okula? Turna? Ne yapıyorsunuz siz burada? Evime gazete göndermişsiniz. Bir daha sakın yapmayın bunu. Tabii. Eğer anlaşmamıza uyarsanız. Ya da hemen haberi yazmaya başlayabilirim. Akşama kadar bekleyeceğim. Bir çocuğun kaderini değiştirmenin bedeli olmalı değil mi? Ona göre iyi düşün. Bakalım siz çocuğunuz için hangi bedelleri ödemeye hazırsınız? O kadar kolay değil başkasının doğurduğu çocuğa sonradan konmak. Turna'nın yanında böyle şeyler konuşmayın. Size söylediğim gibi ya haberi gazetede okursunuz ki zaten sonuçlarını biliyorsunuz. Ya da dediğimi yaparsınız. İyi günler. Anne ağlıyor musun? Yok bir şey. Hadi gel bu tarafıma geç. Amirim beni istemişsiniz. Hemen koştum geldim. Kötü bir haber varsa vallahi bana verin. Anasını yüreği kaldırmaz. Onun için çağırmadım seni. Davayı ben devraldım. Meleğin kayboluşu kaza mı, intihar mı onu araştırıyorum. Neden ki amirim? Yani el kadar çocuk niye intihar etsin? Belki canından bezmiştir. Ben şimdi her detayı inceliyorum. Mesela bak enteresan. Çocuk okuldan çıkmış. Tek başına. Kaybolmuş. Akşam polis haber verene kadar hiç farkına varmamışsınız. Amirim onun huyuydu. Vallahi alır başını giderdi. Biz de gelir dedik ama işte Allah'ım ya Rabbim. Huyuydu diyorsun.
Tabii amirim. Sosyal hizmetlerle de konuştum. Kız kaybolmadan 3-5 gün evvel öğretmenleri sosyal hizmetlere başvurmuş. Vücudunda morluklar, çürükler var demişler. Doğrudur amirim. Siz bakmayın onun kız çocuğu olduğunu. Allah'ım o ne yaramazdı. Böyle yerlere düşer, kalkar, çarpar yani. Türlü türlü huyu vardı vallahi. Ha, bu da huyuydu diyorsun. Tabii amirim. Bana bak. Dua et. Çocuğun cesedi bulunmasın. Çünkü eğer bulurlarsa adli tıpta bakacağız. Kimin huyu neymiş göreceğiz. Etmeyin amirim. Bizden bilirseniz üzülürüm ben. Vallahi bizde çocuğa el kalkmaz. Tamam uzatma. Hadi git. Amirim kolay gelsin. Bana bak. Gözüm üstünde bilesin. Tabii amirim. Hoş geldiniz kuzum. Fırnam hoş geldin. Haydi kuzum. Hoş geldin. Turna hadi sen içeri gir de salona bir bak. Bir sürpriz var orada. İyi misin? İyiyim siz? Ben de iyiyim. Telefonda söylediğim gibi Arif Bey çok güzel haberler verdi. Turna'yı okula kaydetmenin bir kolaylığı varmış. Çok teşekkür ederim Gönül Hanım ama bunları sonra konuşsak. Benim halletmem gereken bir iş var. Turna sizinle kalabilir mi? Tabii tabii. Tabii. Canın mı sıkkın? Anne! Bak! Fikret teyze bana ne almış? Ne güzel. Ben bunu yapmayı bilmiyorum. Sen öğretirsin artık bana. Resme bakıp yaparız. Tabii tabii. Turnacığım sen Sakar teyzenle yap. Uzun yaparken ben bir arkadaşımı görüp geleceğim. Gazeteci olan mı? Sen şimdi bunları düşünüp sakın üzülme. Geç kalmam ben. Tabii tabii. Bizim zaten çok işimiz var değil mi?